Hadi yesenize ya. İştahınız mı kaçtı? Ne oldu? İyi böyle. Efendim? Sayın savcım, Şile yolu üzerinde bir bağ evinde çatışma sesleri üzerine ekip intikal etmiş. Ev Şahin Cigal'a ait, bilmek istersiniz belki. Geliyoruz. Hayırdır savcım? Şahin Cigal'in evinde çatışma çıkmış. Gidiyoruz. Aslanım, şeyi tazelesene. Şu havada uçuşan kurşunları da ayrıca konuşacağız seninle. İyi günler. Ben sizi geçireyim sayın savcım. Sen mi getirdin bunu? Abi öyle telaşlandı ki ne yapayım? Bir şey mi oldu? Belayı temizledik temizlemesine de... kaçarken silahlarla araba orada kaldı. Dönüp baktığımda ne silah ne araba oradaydı. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bakacağız bir çaresine. Senin de kulağın açık olsun. Ne haber? İyi. Senden ne haber? Doydun mu? Yememişsin bir şey. Doydum ya. Doydum. Çevirdiğin dolaplara doydum. Bana bir açıklama borçlusun. Neymiş? Ben kaç sefer dolaştım senin ip cambazı gibi ölümün kıyısında? Her seferinde sana gelme dedim. Demedim mi? Peki. Yiğit babandan bahsetti. Berber Necdet'te. Laf niye şimdi babama geldi? Çok iyi adamdı, işinde gücünde. Dürüst bir adamdı dedi. Öyleydi. Mekanı cennet olsun. Tamam. Öyleydi benim babam. Sen 12 yaşında mı vurdun onun katilini? Bugün olsa yine sıkarım. Yine. Sonra da dayını baban yerine mi koydun yani? Yok öyle bir şey. Adam ne söylerse yapıyorsun Ferhat. Yapmıyor musun? Bak anlamadığım mevzulara girme doktor. Yalan olursun yani. Niye anlamıyormuşum? Ben doğru, sen can alıyorsun, ben can kurtarıyorum. Ben anlamam değil mi? Bak doktor. Bak şimdi. Biz insanız. Hepimiz de çiğ süt emmişiz. Bazıları yaşamak için... bazıları sevdiklerini korumak için can alır. Bazıları da sırf spor olsun diye. Gerçi ben onları çok sevmiyorum. Bulsam ben sıkacağım da. Bazen de yalan söyleyeni, ihanet edeni alnının çatından vurursun. Hakkıdır da. İbret olsun diye. Neyse Yiğit sana geçmişi neden anlattı bilmiyorum da. Gerçi çok da ilgilenmiyorum. Madem yemiyorsun hadi kalk.